Baba bugün benim doğum günüm. Oğlum neden hatamı yüzüme vuruyorsun? Baba ya, vallahi bak bunu espri olarak anlıyorum, yoksa başka türlü üzülürüm bak. Ne yapayım oğlum, üzülürsen üzül ya, Allah Allah. Oğlum gerçekler acıdır, dost acı söyler işte. Ne yani şimdi, geçmişe gitme şansın olsa ama bu aklınla yine annemle evlenip benim doğumuma vesile olmak istemez misin? Oğlum bak, bu aklımla geçmişe gitsem değil annenle, başka bir kadınla evlenip senin doğma ihtimaline karşı gider doktorlara durumu anlatırım, seni dünyaya getirip bu dünyaya kötülük yapmak istemediğimi söyler, kısırlaştırılma talep evinde bulunurdum. Baba sen bana böyle konuşuyorsun ama sana şiir yazmıştım ben, biliyor musun? Vay be, benim oğlum şiir mi yazabiliyormuş? Demek ki komşuların, akrabaların dediği kadar gerizekalı değilmişsin oğlum sen. Baba bana gerizekalı diyorlar da sen bir şey demiyor musun? Oğlum doğru söze ne hacet diye bir laf var, bilir misin? Anlamı nedir biliyor musun? Doğru söylenen söze bir şey ilave etmek anlamsızdır. Doğrular yorum kabul etmez. Doğrular hakkında art niyetli söylenecek her söz sahibine zarar verir. Bu bakımdan doğru, mantıklı ve güzel çözümler getiren sözler tartışılmaz. Yani birileri sana senin oğlan gerizekalı mı acaba dediğinde benim diyebileceğim tek laf doğru söze ne hacet. Oku bakalım şiiri hadi. Peki babacım okuyayım bak dinle. Evimizin direği, altın gibi yüreği, eşek gibi çalışır sanki sağmal ineği. Ona biz baba deriz, o getirir biz yeriz. Bulamayız dünyada babam gibi bir keriz. Varlık yokluk bilmeyiz, sıramızı vermeyiz. Siparişler gelmezse babamızı sevmeyiz. Hasta oldum diyemez, biz doymadan yiyemez. Ne man kafa uşaktır, yeni bir şey giyemez. Etrafına dolarız, köpek gibi dalarız. Dediklerimiz olmazsa üzerine anamızı salarız. Nasıl baba, beğendin mi şiirimi? Ne koydun bu şiirin adını? Şiirin adı Keriz Babam. Oğlum ben nasıl bir günah işledim de Allah seni bana ceza olarak verdi ya. Ne oldu bey, bu gürültü ne böyle? Tay sesiniz içeriye geliyor. Ya bu çocuk nasıl bir varlık onu anlamaya çalışıyorum ya. Ne oldu bey, ne oldu ne oldu onu soruyorum. Ya biz var ya seninle çocuk yapmamışız ha. Biz var ya el ele vermişiz, Deccali dünyaya indirmişiz ya.